10 sandık dışındaki bütün mermiler 77 milimetrelik. Mahvolduk. Yeniden 75'lik mermi getirtecek kadar zamanımız yok. Üstelik Lloyd George bugün bir demeç vermiş. Diyor ki, Sevr anlaşması yırtıldığına göre artık taraflara silah satmak serbesttir. Demek ki bunlar Yunanlılara yeniden silah satmaya başlayacaklar. Üzülmeyin, zaten Romanya ve İspanya üzerinden satıyorlardı. O demecin asıl önemli yanını gözden kaçırıyorsunuz. Mr. Lloyd George da Sevr anlaşmasının yırtıldığını kabul ediyor. Bu haber 10.000 mermiye değer. Paşam, yarın akşam genç subayları cepheye sevk ediyormuşsunuz. Evet. Yarın sabah talimgahı birlikte ziyaret edelim. Belki de çocukların çoğunu bu savaşta kaybedeceğiz. Bunlar yarın nasıl yola çıkar? Bir hafta dinlenseler yine kendilerine gelemezler. Henüz bu talimgaha harbiye diyemiyoruz. Çünkü çok eksiğimiz var. Ama ben sizlere hakkınız olan adınızla hitap edeceğim. Harbiyeliler. Savaş ve yenilgi acılar içinde büyüdünüz. Sonra da işgal altındaki okullarınızdan kaçarak bin bir zorluk içinde milletimizin kurtuluş mücadelesine katılmak için Ankara'ya geldiniz. Burada da yoğun ve yorucu bir eğitimden geçtiniz. Ne çocukluğunuzu bildiniz, ne gençliğinizi yaşadınız. Yarın da çok sert bir savaşın içinde olacak ve gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki yapacağınız hiçbir fedakarlık boşa gitmeyecektir. Gelecek nesiller bu fedakarlık sayesinde medeni alemde eşit haklara sahip müstakil bir milletin fikri hür, vicdanı hür, mağrur çocukları olarak yaşayacaklar. Söz veriyorum. Gazanız mübarek olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Selametle paşam. Güle güle paşam. Güle güle paşam. Sıkıntılı görünüyorsunuz paşam. İstanbul farkına varmadan yanlış çaplı mermi yollamış. İmalat harbiyecilerle bir konuşsanıza. Belki bir çare bulurlar. Top mermisi bu Hamdullah Bey. Avcı fişeği değil. İkinci kolordu sularını taşıyacak araba bulabilirse gece yola çıkacak. Mürettep kolorduyu da düşmana sezdirmeden cephe sağ kanadını alalım. Paşam hemen yola çıkabilir mi? Her ihtimale karşı hazırlıklı olmasını bildirmiştik zaten. Teşekkür ederim. Ali biz Sincan'da Yusuf İzzet Paşa ile görüşürken sen de durum bildir, bu gece yola çıksın. Başüstüne. Paşanın vakti yok. Çok önemli olduğunu söyleyin lütfen. İmalat harbiyeciler 7 hurda topu tamir etmişler. Yarın cepheye sevk ediyorlar. Çapları ne? 75 milimetre. Bunlar bizimle alay mı ediyorlar? Mermisi yok ki. Ne atacak bu toplar? Konfeti mi? Haklısınız. Müdür bey görüşmek için ısrar ediyor efendim. Kimmiş bu adam? Tamirhanenin müdürü, genç bir mühendis. Densizliğinden belli. Gelsin bakalım. Böyle toy adamlarla bu dava yürür mü? Çok, çok özür dilerim. Şu yanlış mermilerden birkaç tane istedim, vermediler. Sizin izniniz gerekiyormuş. Ne yapacaksın? Bir deneme yapmak istiyorum. Mermileri boşaltıp gövdelerini belki 2 milimetre inceltebiliriz. Ne kadar sürer bu işlem?
Teki patlasa tamirhaneye uçurur. Çok dikkatli çalışmak gerek. 2-3 saat sürer. Hiç durmadan çalışsanız günde 12 mermi düzeltebilirsiniz. Bütün tornaları bu işe ayırırım. Kaç tornanız var? 6. Günde 72 mermi eder. Düşman 5-6 gün içinde Sakarya önünde olacak. Savaş başladığında günde 1000'den fazla mermi gerekecektir. Anladım efendim. Boşuna rahatsız etmişim. Şuna bir sandık mermi versinler. Peki efendim. Elimdeki iki tümenin mevcudunu toplasanız ancak bir alay eder. Onlar da sıtmalı, yorgun, donatımsız. Sabırlı olun paşam. Bu savaşı sabreden kazanacak. İnşallah. Eski askerler gelmeye başlamadı mı? Evet. Beni memnun eden tek olay da bu. Acemileri talimde, karavanada, istirahatte bile mütemadiyen savaşa hazırlıyorlar. Ben size öğlen uykusuna mı yatın dedim? Bu ne biçim yatış? Yapış yere yapış kene gibi. Kalk! Hücum! İleri! Ne diyorsunuz usta bey? Bu küçük canavarı ne yapacağız? Refet Paşa haklı. Hızlı bir yol bulmak gerek ama nasıl? Sen ne dersin Ahmet usta? Mermiyi boşaltmadan canlı canlı tornalasak ne olur? Ne olacak bum?